Son anda yakaladık hocam. Sevgili Gerçek TV izleyicileri ve Mendu Bayraktaroğlu televizyon izleyicileri, Mendu abi televizyon maç izliyor televizyonda şu anda canlı olarak. Bittiği anda 2-3 dakika sonra burada. Bu akşam Oytun Erbaş hocamızla beraberiz ve yine o renkli sohbetimizi ve söyleşimizi gerçekleştireceğiz. Sorularınızla ve aynı zamanda düşüncelerinizle de programa renk katacaksınız. Ve oldukça da interaktif bir program olacak. Hikaye değişirse her şey değişir. Şimdi hocam diyecek ki ne diyor ya bu Allah aşkına. Dün Abi de kaydı nereden buluyorsun bu çalışıyordum. şeyleri ya? Nereden Abi buluyorsun bu konuları yine ya? Gülşah bu işin editörü, bu programın editörü Gülşah, önce söyleyeyim hocam. Dün de kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Mevlana'dan bir sözle aslında geçen hafta da konuştuğumuz yine değişim ve dönüşüm üzerine konuşacağız. Niyet, gayret, cesaret, duygular ve toplumsal travmalar seçmeni nasıl etkiler? Bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Tabii ki aynı zamanda niyet, gayret, cesaret, duygular ve toplumsal travmalar aslında bireyi nasıl etkiler, bizi nasıl etkiler, insanları nasıl etkiler? Seçmen bir kere bir kenara, seçmeni bir kenara. İnsan olarak söylüyorum. Mendo abi de gelmiş, niye gelmemiş? Mendo abi yayına başladık, seni bekliyoruz. Hemen atıyorum abi sana, hemen atıyorum şimdi. Mendo abi yayına girememiş abi, hemen Mendo abiye bir gönderme yapalım. Sevgili hocam, yani hikaye değişirse her şey değişir. Bu koşullar değişirse mi her şey değişir? Yoksa bizim hikayemiz değişirse bakışımız, dünyaya bakışımız, çevremize bakışımız mı değişir? Önce şunu söyleyeyim. Hani bu senin soruya yanıt vermeden önce programın başında. Şimdi biz tabii çok siyasetle ilgilendiğimiz için dünyada çok şeyi de kaçırıyoruz bence. Aynen, Ve harikasın. onu da size söyleyeyim. Hani şimdi şöyle bir şey var. Tabii bu kadar savaşlara, bu kadar seçimlere para yatırılıyor ama hiç bilime de bu kadar para yatırılmıyor esasında. Esasında bizi büyük felaketler bekliyor. Esasında The Guardian bir haber paylaştı. Birkaç gün önce dedi ki yani dünyanın başı birkaç enfeksiyon hastayla belaya girecek. Yani tek değil, birkaç enfeksiyon hastayla belaya gireceğini söyledi. Onu da buradan paylaşayım. Ve özellikle Kanada'da son 20-30 yıldan beri bela olan bir hastalık var. Bu deli danaya benzer bir hastalık. Geyiklerde görülüyor. Zombi hastalığı diye geçiyor. Zombi hastalığı da The Guardian'da işledi. Zombi hastalığı, priyon hastalığı. Etten bulaşıyor ve şu anda iki geyikte daha bulundu ve Yellowstone'da da yayılmaya devam ediyor. Yani önümüzdeki günlerde insanlığın başı büyük bir belaya girecek, büyük bir patlama halinde yeni enfeksiyon hastalıkları göreceksiniz. Bunun başında da bir deli dana salgını, bir priyon hastalığı salgını olabilecek deniyor. Tabii zombi hastalığı olabilecek çünkü zombi hastalığı aynı zombiler gibi geyiklerde yavaş yürüyor, yutamıyor. Korkmuyor. Hatta avcılar kafasına dayıyor şeyi, silahı ve patlatıyor ve hayvan orada ölüyor. Yani hayvanın bir korkusuzluğu var ve hayvan garip davranışlar gösteriyor. İnşallah bu yayılmaz diye bakılıyor ama biz devamlı gündemimiz seçim olduğu için, devamlı gündemimiz politika olduğu için birçok şeyi atlıyoruz, kaybediyoruz. İnşallah bunları kaybetmeyiz. Gelecekte bizi çok zor ve kötü günler bekleyebilir. Yani Bekliyor. hani X hastalığı deyip duruyorduk. Hep X hastalığı başımıza bela olacak ama bu tek X değil. 2X ya da 3X olabilir deyip böyle bir girizgah yapalım. Şimdi seni dinliyorum abi. Tekrar soruyu hızlıca sorarsan tekrar konuşmaya başlayalım. Mendo abiye bir kez daha. Mendo abi gönderdim abi. Allah Allah. Bize olur mu abi, gönderdim. Bir saniye. Tekrar atıyorum şimdi. Hayır abi, o ayrı. Yeni bir tane daha gönderdim. Bir saniye abi. Bir saniye. Mendo abiye linki göndermeme rağmen niye gitmedi? İlginç. Hemen Gülşah'ı arayalım. Bir link atsın. Bir saniye. Sevgili izleyiciler, Mendo abi konusunda Gülşah'tan rica edelim. Dede neredesin dede diye bağırıyorlar. Dede F4'e bas dede. Dede yayına gelemedi. Ya şu Mendo abiye linkini bir gönderir misin? Ben gönderdim ama ulaşmadı. Canım ya, tamam, teşekkür ediyorum. Sağ ol. Şimdi sevgili Şimdi hocam. insan davranışında şöyle bir şey var. Mesela insanlar mutlu oldukları zaman bile eşlerini aldatabiliyorlar. Hatta yapılan çalışmalardan nereden geleceğim, ondan geleceğim. Siyasetten biraz şey yapayım.
bir insanla mutluysanız bile her zaman değişim insanın doğasında var. Mesela bunun en güzel örneği de köprü. Köprüde giderken trafik sıkışıyor ve siz her zaman yan yolun daha hızlı gittiğini düşünüyorsunuz. Yani her zaman yan yol sizin için daha caziptir. Hani hep böyle laflar vardı. Komşunun tavuğu komşuya kaz gelir şeklinde. Onun için insanlar da bu politika da içinde bu geçerli. Her zaman için başka bir partinin ya da başka bir seçeneğin daha iyi olacağını düşünüyorlar. Bu her şey yolunda gitse bile. Onun için dünyada hep böyle olmuştur. Hani seçmen, hani her şey yolunda gitse bile mutlaka bir değişim istiyor insanlar. Bunu da vurgulamakta fayda var. Yani şunu söylemek istiyorum. Her zaman işler kötü gittiği için değil, iyi gittiği için de insanlar yan yolun daha hızlı gittiğini düşünebilirler. Onun için insanlar eşleriyle de böyle. Çoğu insan eşini aldatıyor ama eşiyle bir sorunu da yok. Neden aldatıyor? Sadece alternatif daha iyi olduğunu düşündüğü için. Onun için seçmen de böyle davranabiliyor. Her şey yolunda gitse bile değiştirebiliyor kararını. Tabii geçen hafta bu seçmen tercihleriyle ilgili olarak aslında insanların kendi tercihleriyle ilgili değişim ve dönüşüm meselesini konuşurken insanlar statükoyu tercih ettiklerini kolay kolay da değiştirebiliyor.